Evet arkadaşlar, herkese selamun aleyküm. Bugün yeni bir video ile beraberiz. Videoyu çekeceğim, hemen atacağım pazar günü. Şimdi arkadaşlar, konumuz geçen biliyorsunuz Bolu Belediye Başkanı, belki haberlerde dinlediniz bilmiyorum. Bolu Belediye Başkanı ile ilgili konuşup sonra devam edeceğim o konu hakkında. Şimdi şöyle bir şey, geçen meclis toplantısı var Bolu Belediyesi'nde. Belediye başkanı tabii başkan oluyor, meclis başkanı. Muhalefetten bir encümen veya meclis üyesi neyse başkanla tartışıyor. Konu nedir bilmiyorum. Konunun ne olduğu da çok önemli değil. Sonuçta belediye ile ilgili veya farklı bir şeyle ilgili bir konudur. Yani konunun ne konunun ne olduğu çok da önemli değil. Şimdi tabii başkan kızıyor burada. Herhalde meclis üyesinin söylediğiyle. Zabıta müdürüne diyor ki bunu dışarı atın diyor. Şimdi zabıta müdürü de ne yapsın kardeşim? Adamın ağzını burnunu kırıp da dışarı atacak hali yok. İşte çıkar mısın diyor, bilmem ne diyor. İşte encümen de ya bak işine falan filan carçut ayakları. Dışarı atamıyor tabii vatandaşı. Atamayınca Bolu Belediye Başkanı da buna kızıyor. Zabıta müdürünü görevden alıyor. Seni diyor azlettim diyor. Yani işten çıkartamıyor devlet memuru olduğu için. Çünkü devlet memurlarını işten atmak öyle kolay değildir yani. Mahkeme kararı olması lazım, bir suç işlemesi lazım, yüz kızartıcı falan filan. Tabii ki bu tepki görüyor. Belki CHP'nin içinden, yani CHP ilinin içinden tepki görüyor veya farklı bir yerden tepki görüyor. Veyahut da kendi yanlış yaptığını anlıyor, tepki olacağını anlıyor. Adamı tekrar göreve alıyor. Bu sefer bir yayın yapıyorlar. İşte senden özür dilerim, kusura bakma işte falan filan. İşte zabıta müdürü de ne demek başkanım, ayıp ettin ya falan filan. Sen bizim başkanımızsın, ağamızsın, abimizsin. Bizi ister tokatlarsın falan gibilerinden. Ne yapsın gariban yani? Şimdi başkanlar mı uğraşacak yani? Bir de seçilirse bir 5 sene daha al başına iş yani. Çünkü bunları yaşadığımız olaylar bizim arkadaşlar. Ben de belediyeci olduğum için. Şimdi bunu niye anlattım ben? Şimdi bu Türkiye'de bütün belediyelerde var. Bak bu CHP olmuş, AK Parti olmuş, KIL olmuş, YÜN olmuş. Bu hepsinde var bu. Çünkü ben aşağı yukarı 90'da belediyeye girdim. Yani 34 senedir belediyeleri bilirim. 27 senelik de bir çalışma hayatım var belediyelerde. Şimdi bizim 20 sene aşağı yukarı 16-17 sene bir belde belediyesiydi bizim. Benim çalıştığım belde. O zaman tabii belediye başkanı çıkanlar yani köydeki o zaman beldedeki büyük abilerimizdi. Çoğu hepsini tanıyorduk. Çocukluğumuzdan beri abi dediğimiz, amca dediğimiz insanlardı yani. Birçoğu sonra 2010 yılında ilçe olunca ilçe olduk. Büyüdü yani belediye. Ama yine tanıdığımız insandı tabii şey yapmamız. Tanıdığımız insanlardı yani. Şimdi burada bu Bolu olayını niye anlattım? Şimdi insanlar eline gücü geçirdiği zaman böyle canavarlaşır. Normal hayatında kimse bir söz söyleyemeyecek, laf edemeyecek, hatta tokatlasan bile sesini çıkaramayacak birçok insan siyasetten belediye başkanı olur. Olduğu zaman da ne oldum delisi olur. Birçoğu tabii, hepsi için bunu söylemiyorum. Ama benim zamanımda bu işler çok daha fazlaydı. Tabii o zaman YouTube doğrusu olmadığı için veya gariban işçinin haberini kim yapacak? İşçi yani sonuçta. Çalışsın becerek gibi bir mantık hala daha var. O zaman da vardı. Neyse yine adam belediyede yani bu zabıta müdürüne yaptığı olay, bu Avrupa'da olsa veya gelişmiş ülkelerde, hani demokrasi ülkeleri diyoruz ya, belki orada da oluyordur da biz duymamışız, duymuyoruz veya duymadık neyse. Yemin ediyorum bu adam istifa ederdi gibi geliyor bana.
Şimdi eskiden de hani dedim ya, kimseye laf söyleyemeyecek. Kimseye böyle bir bırak sen şiddet uygulamayı, yüksek sesle bile konuşamayacak insan belediye başkanı olduğu zaman vay işte ben belediye başkanıyım, kralını sikerim muhabbetine girmeye başlıyor ki ben bunları çok yaşamış insanım. Yani belediye başkanlarıyla ama işçi temsilcisi olduğum zaman yani sendika temsilcisi olduğum zamanlar veya işte çalışma hayatımda böyle bir sürü mevzular olurdu. Yani normalde bak ben yolda yürürken bana hiçbir şey diyemeyecek ya veya belediye başkanlığından düştükten sonra yani benim yaşadığım bunu belki benim çevremden birileri dinleyecek. Lan bu lavukta ne diyor falan filan ama hiçbiri çıkıp da ya işte sen burada yanlış yaptın, yanlış konuştun diyecek durumda da hiçbiri de değil yani. Yine abimiz dediğimiz, canımız ciğerimiz dediğimiz, hatta şu anda bile yine bazen böyle denk gelip görüştüğümüz eski belediye başkanlarımız, ne bileyim yani şu anda da iyiyiz tabii, hiçbirinden bir düşmanlığımız veya şeyimiz yok. O zamanlar işte sen yanlış yaptın, sen şöyle yaptın. Ha bizim de belki yanlış yaptığımız yerler vardı illaki. Ama bu Türkiye'de maalesef ki işçiysen, ki ben daha önce de bu konuları işlemiştim biliyorsunuz. Böyle hep baskı görebilecek insansın. Yani bir fabrikada çalışıyorsun, yani bırak belediye başkanını. Yani bunu birçok insan yaşıyordur. Hani videoyu seyredenler de beni... Hatta bir ara Bursa'ya gittim. Bir polisten görüşüyoruz. Sabah kahvaltısı yapıyoruz. Evine davet etti beni. Muhabbet ediyoruz falan filan. Ya dedi, dedim burada salon fiyatları nedir falan konuşuyoruz. Ya dedi burada da bizim emniyetin şeyi var dedi. Spor salonu var. Bayağı da güzel dedi spor salonu. Ama dedi... Ya gidiyorsun antrenmana, tam antrenmanın yarısında seni dışarı çıkarıyorlar, bilmem ne yapıyorlar falan filan. Nasıl dedim yani dışarı çıkarıyorlar, yani zaman mı doluyor falan filan, yok dedi ya. Mesela antrenman yapıyorsun diyor, geliyor diyor bir emniyet müdürü veya işte başkomiser rütbesi nedir bilmiyorum. Hadi çıkın dışarı, ben antrenman yapacağım ya. Ya şimdi devlet bunu bütün polislere ayırmış. Sen de gidiyorsun, emniyet müdürü de orada yapar, işte komiseri de yapar, karakol komiseri de yapar, normal düz memur da yapar, yani düz şey. Elinde yetki ve güç olduğu için çıkın dışarı. Yani hangi polis gidip de komisere veya bilmem neye, ya sen ne diyorsun burası da bizim, yürü git diyebilecek bir durumu yok. İşte bu belediyelerdeki başkanın gücü, İşte polis teşkilatında veya işte farklı teşkilatlarda, işte fabrikada çalışırsın, beyaz yaka, belki 25-26 yaşında bir çocuktur, sen 40 yaşındasındır, sana gıcık kapar veya dediğini yapmadığın için veya senin tipini sevmediği için devamlı seni ezmeye çalışır. Ve bunu ki kimseye şikayet edecek bir durumumuz da yok, şikayet edemezsiniz, hadi ettiniz diyelim, adam sana hakaret etti, bilmem ne yaptı. Karşı taraf uyarı aldı, ceza aldı, neyse bu sefer farklı bir taraftan takıp seni işten atma muhabbetine girecek. Şimdi Türkiye'de bu da aslında bir zulüm. Ama bizim insanımız, ben her zaman videolarımda şöyle diyordum, hatırlayanlar, seyredenler bilir. Önce biz insan olacağız, vicdanlı olacağız, adam olacağız, delikanlı olacağız. Yani ben şimdi bir insanın arkadaşım var veya bir çalışanım var. Veya işte ticaret yaptığım bir insan var. Adamın siyasi görüşü, dünya görüşü, bilmem ne görüşü. Ya kimseyi ilgilendirmez. Beni de ilgilendirmez. Adamla yaptığım işte ne kadar dürüst veya ne kazanıyoruz, nasıl söylenir? Yani benim ondaki ilişkim, iş ilişkim de dürüstse bana göre tamamdır. Yani adamın dünya görüşü, bilmem ne görüşü, kılı yünü beni bağlamaz yani. Bağlamaması lazım kimseyi. Veya senin yanında bir işçi çalışıyor. 3, 5, 10, 100 neyse. Senin işçin köle değil ki, it değil ki yani. Onun da bazı hakları var. Senin de var. Gelecek işte 8 saat çalışıp gidecek. Sen de maaşını vereceksin. Bu şekilde devam edecek. Yani adama zulüm yapmak, işinin dışında iş yaptırmak. Mesela ben
Çalıştığım zamanlar bizim garaj amirlerimiz vardı. O zaman garaj amiri dedik. Zaten 25-30 kişiydik belediyede. Ya mesela ben grederci olduğum için söylüyorum. İşte grederin freni patlamış, arızalı. Sanayiye git diyor yaptırmaya. Ya sanayide bize 7-8 kilometre. Bursa yoluna çıkmam lazım. Ana yola. Gideceğim. Ya abi bunun şeyi yok. Fren yok. Ne olacak be oğlum? Bıçağı indirirsin aşağı bir şey oldu mu? Ya kardeşim 10 kilometre yol gideceğim. Bıçağı indiremedim. Bilmem ne oldu. Kıl yün oldu. Vurdun mu bir yere ne olacak? O zaman bir kağıt imzala bana. Ben gönderdim. Bütün sorumluluğu bana aittir diye. Ben nasıl diyeceğim? Ya gittin bir yere vurdun inadına. Ya oğlum bunu bu sefer gidiyor seni başkana şikayet ediyor. İşte bu çalışmak istemiyor. Lan frensiz arabayla. Başka da demiyor ki. Ulan angut musun oğlum sen? Frensiz arabayla adam nasıl gitsin? Deniyor musun sen? Demiyor ona. Ha kadın çalışmak istemiyor ayağı. Bu sefer de başkandan bana hani sözlü bir ihtar geldiği zaman işte niye gitmiyorsun etmiyor. Bu sefer de ben de ters adamdım. Sövüp siliyordum. Kapı çerçeve kırıyordum. Bu sefer de ne oluyordu? Biz suçlu oluyorduk. Böyle bir durumlar var. Halbuki ben davamda haklıyım yani. Frensiz arabayla bir yere gidilmez. Veya kamyon şoförünü. İşte araba arızalı, işte idare et, bilmem ne yap gibi. Ama arıza yaptığı zaman yani o tamirci veya teknik ekip şunu demiyor. Ya biz idare et dedik, bu zaten olacaktı. Olması normaldir demiyor. İşte üzerindeki şoför yavşağın teki arabayı inadına bozuyor falan filan. Ben başka belediyelerde de kiralık çok çalıştım. Yani grader'i kiraya veriyordular. Gidiyordum atıyorum. Bursa'da da çalıştım. Ben İstanbul'da, Tuzla'da, Sultanbeyli'de zamanında eski ilk böyle belediyeye girdiğim zamanlar. Oralarda da hep aynı şeyler vardı. İşçiler o zaman hele öyle bir şeydi ki yani. Nasıl diyeyim ben sana? Yani birisi senin başka bir partiye oy verdiğini bırak söylemeni. Tutuyor seni işten atmıyordular çoğunlukla yani çok sivri olmadıktan sonra ama hemen seni alıyor pasif bir görevi veriyordu. Atıyorum sen şoförsen gidiyordu seni kazma kürek işine veriyordu. İşte operatörsen farklı bir işe veriyordu. Böyle hani karma karışık bir şekil vardı. Tabii şimdi belediyeler o kadar da değil yani belediyeler çok büyüdüğü için o kadar değil ama bizim insanımız bu normalde şimdi bu elinde yetki olan insanlara yaptığı zulüm, bir de insanların, normal vatandaşın, işçinin, yani bu işlerden en çok şikayet eden bir işçiyi al oraya getir, bir yetki ver, aynı ipleniği o yapar. Bak emin olun ki yapar ki ben bunları çok yaşadım ya. Yani birçok şeyden şikayet eden adamı alıp da zaman içinde o amirinin yetkisine geldiği zaman veya amir olduğu zaman aynı ipleniği de onlar da yapardı. Şimdi burada insanların birbirine dürüst olması lazım. Yani insan haklarına, insana insan gibi davranmamız lazım. Yani bu adamın siyasi görüşünü, dini görüşünü, kılıcını sevmiyorum diye bu insana zulüm yapamazsın. Yapmaman lazım. Şimdi bu Ramazan, Diyarbakırlı Ramazan Hoca muhabbetinde bile, o konuya çok girmeyeceğim tabii. Şimdi herkes farklı bir taraftan almış her görüş. Şimdi birileri istiyor ki bunu tarikatçılar öldürmüş olsun. Birileri istiyor ki bunu işte Atatürkçüler öldürmüş olsun. Birileri istiyor PKK öldürmüş olsun. Birileri istiyor bilmem kim. Şimdi bakıyorum videolarına. Herkes farklı bir taraftan almış. Yani bu niye öldürülmüş muhabbetinden ziyade veya bu adamın iyi bir insan olduğu yani böyle zor nasıl diyeyim zor değil de yani bir garibanın böyle öldürülmesinden değil de bunu hangi taraf bizim işimize nasıl yarar o şekilde lanse edelim muhabbetinde birçoğu. Olay böyle arkadaşlar. Yani her şeyden önce biz insan olacağız. İnsan haklarına, insana saygı duyacağız. Ama bu arkadaşımız olur, ama çalışanımız olur, ama bilmem neyimiz olur. Şimdi belediyelerde bu sıkıntı, baskı, şimdi atıyorum bir karakola gidersin. Gerçi karakollarda ben çok fazla bir şey görmedim. Şimdi ne kadar var onu da bilmiyorum. Yemin ediyorum,
Yani bir devlet dairesine gidersin mesela. Ya bir kız çocuğu vardır. Eleman veya bir erkek vardır. Adamın sana davranışı bir acayip. Yani seni bir it gibi görüyor. Ki bunu birçoğunuz da yaşıyorsunuzdur. Ulan karakola gidiyorum daha efendi davranıyorlar bana amına koyayım. Yani hastaneye gidiyorsun. Doktoru bırak. Yani doktorları hep kötülüyoruz gibi algılanmasın. Abi doktorun yanına gidene kadar bir zulüm çekiyor. Yani bir kadın var bankoda veya genç bir kız. İşte bir soru sorarken ya sağa sola bakması. Ya işte ne anlatıyorsun amına koyayım siktir git der gibi hareketler. Doktorun yanına gittir mi yine biraz rahatlıyorsun. Yani burada kısaca arkadaşlar şunu söyleyeyim. Yine bu Bolu Belediye Başkanı'nın yaptığı olay bana göre şiddetle yanlıştı. Aslında bunun bir cezasının da olması lazım. Hani ben onu geri aldım özür diliyorum muhabbetinle değil. Bu tip olaylar yani cezası derken toplumun buna şiddetle cevap vermesi lazım. Bana göre. Yani bir insana hakikaten zulüm yapılıyorsa, yapılmışsa, bir haksızlık yapılmışsa buna hepimizin adam gibi cevap vermesi, tepki vermesi lazım. Şimdi eskiden belki televizyonlara falan çıkamıyorduk, ulusal basına. Ama şimdi öyle bir şey ki herkes haberci olmuş. YouTube, Instagram, TikTok'tan herkesin var aşağı yukarı, irili ufaklı. Herkes burada şikayetlerini düzeltmek için, yani birilerini ateş etmek için değil veya birilerini eleştirmek için değil. Gördüğünüz haksızlıkları anlatırsanız, bunu da ben bazen gördüğüm kadarıyla yani bu Bolu olayını gördüğüm gibi insanlara anlatmaya çalışacağım. Belki bazı şeyleri düzeltmiş oluruz arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, iyi pazarlar, kendinize dikkat edin.